Spor Toto Teşkilat Başkanlığı sunar. Diyoruz. TRT Spor Yıldız ekranına hoş geldiniz sayın seyirciler. Handball Kadınlar Süper Lig'de 16. hafta mücadelesi Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda son hazırlıklar yapılıyor. Lider Kastamonu Belediye Gençlik Spor Kulübü'nün konuğu takipçisi İzmir Büyükşehir Belediye olacak ve takımlar birazdan yerlerini alacak. Mücadele başlayacak. Maçın hakemleri Murat Çelik ve Cengiz Ömer. Maçın gözlemcisi de Recep Türe olacak. Sinop bölgesinden kadrolar görüntüde. Kastamonu Belediye'de çok önemli eksikler var. Toplamda 11 oyuncu görünüyor listede. Kalede Yaren Berfe Göker ve Gülhandur Göksel olacak. Samara da Silva, Kübra Sarıkaya, Serpil İskenderoğlu, Nurceren Akgün Göktepe, Neslihan Çalışkan, Mavla Çebah, Betül Yılmaz, Ceren Demirçelen ve Mayda Mehmedoviç bulunuyor Kastamonu Belediye'nin kadrosunda. Diğer yanda İzmir Belediye'de 14 kişi ve bunlardan ikisi Anka, Mihele Rombescu ve Halime İslamoğlu kaleciler. Yasemin Özgür, Yeliz Özel, Burcu Dindar, Ece Sözmen, Sibel Kıcıroğlu, İlayda Baktır, İrem Çelebi, Sude Güngör, Anastasya Savaş, Büşra Işıkan, Ecem Birben ve Esra Söğüt bulunuyor takım kadrosunda. Birazdan tek tek isimleri anons alarak yine tanıtılacak Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oyuncular ve teknik heyet. Mavi artı formada izliyoruz İzmir Büyükşehir Belediye oyuncuları ve Cengiz Ömer maçın hakemi. Birazdan sahada yerlerini alacaklar. İzmir Büyükşehir Belediye geçtiğimiz haftalarda 15 maç oynadı. 11 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ve topladığı 24 puanla ligin ikinci basamağında yer buluyor. Serpil İskenderoğlu görüntüye yansıdı. Onlar da bir pankartla çıkacaklar mücadelede, seremoniye. Ve Yeliz Özel görüntüde, yılların deneyimi Yeliz, eski bir Kastamonu Belediye'yle eski zamanlarda da yine Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan ve bu ilki başaran kadın handbolcumuz, milli takıma da geçtiğimiz günlerde veda etmişti. Yine Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda bir veda gerçekleşmişti. Duygusal bir ortam oluşmuştu geçtiğimiz yıllarda. Şimdi Kastamonu Belediye oyuncuları görüyoruz ve onlar da yerlerini almak için bekliyorlar pankartla, yine aynı şekilde Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda. İzmir Büyükşehir Belediye dediğimiz gibi 11 galibiyet aldı, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet. Hanesine toplamda 24 puan yazdırdı. Her iki ekibinde 24'er puanı var ama maç eksiği bulunuyor Kastamonu Belediye'nin. Bunu da yine aktarmak istiyorum. Yaralarımızı birlikte saracağız. Kastamonu Belediye'nin mesajı bu şekilde. Tabii deprem felaketi dolayısıyla 47 bin vatandaşımızı kaybettik. 11 şehrimiz etkilendi ve aslında ülkemiz sarsıldı ve yaraları beraber saracağız. Maçın hakemi ikilisi görüntüye yansıyor. Cengiz Ömer ve Murat Çelik maçın hakemleri Ankara bölgesinden ve Recep Türe de mücadelenin gözlemcisi olacak. Seremoni gerçekleşiyor. 7. hafta mücadelesinde ligin ilk yarısında 28-28'lik beraberlik vardı ve taraflar birer puana razı oldu. İbrahim Belet görüntüde. Geçtiğimiz haftalarda Klaslet Mogensen'e yollar ayrıldı. Danimarkalı hocayla yollar ayrılınca yardımcısı İbrahim Belet takımı devraldı. O da 49 yaşında İzmirli ve İzmir Büyükşehir Belediye'nin erkek takımında da görev almıştı geçtiğimiz yıllarda. Hatta kupa kazanan takımın da yine bir parçasıydı. Türkiye Kupası'nda İzmir Büyükşehir Belediye erkeklerde önemli başarı imza atmıştı 2 sezon önce. Ve diğer yanda Sener Dayat görüntüye yansıyor. 13. sezonunu yaşıyor Sener Dayat. Aslında daha öncesinde İzmir Büyükşehir Belediye'de oyuncu olarak da boy göstermişti. 2010-2011'de şampiyonluk yaşayan takımın parçasıydı. 2008-2009 sezonunda Avrupa Kupası'nda yarı final oynayan maçında kadrosundaydı Sener Dayat Hoca. Yardımcıları Gonca Nahçıvanlı, kondisyoner Emrecan Payan
ve sağlık ekibinde Uğur Giresun bulunuyor. İzmir Büyükşehir Belediye'nin kadrosunda ve İbrahim Bilet Hoca'nın yardımcısı Orhan Şimşek, Nilay Şahin de takımın sağlık ekibinde yer buluyor. Çok ciddi anlamda kadro sıkıntısı yaşıyor Kastamonu Belediye ki aslında sakatlıklarla da boğuşmanın dışında geçtiğimiz haftalarda yabancı oyuncularından Katerina Jezic'i, Simona Böhme'yi ve Arzaneide Danila Jose Carlos'u kaybetti ve aslında karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Bugünkü maçta da sakatlıkları dolayısıyla Nurşah Sancak, Emine Gökdemir ve kalede de Merve Durdu gibi bir ismi oynatamayacak. Toplamda 11 kişilik bir kadrosu bulunuyor ev sahibi ekibin. Diğer yanda İzmir Büyükşehir Belediye'de kadroda herhangi bir sakat oyuncu yok. Şu an için tabii zirveye tutunmak ve yarıştaki o Kastamonu Belediye'nin maç eksiğindeki avantajını bir şekilde kaybetmek ve de kapatmak için İzmir Büyükşehir Belediye'de galibiyet hedefliyor bu mücadelede. Geçtiğimiz haftalarda 6. hafta mücadelesinde Yalıkava 31-28 mağlup oldu. 8. haftada Konyaaltı Belediye deplasmanında 29-29'luk beraberlikle bir puan kaybı yaşadı. Üsküdar Belediye'yi de 14. hafta mücadelesinde 35-33 mağlup oldu İzmir Büyükşehir Belediye. Bunun dışında herhangi bir puan kaybı yaşamadı. Eğer ki buradan bir galibiyet çıkartırsa İzmir ekibi zirveye yükselecek maç fazlasıyla ve sonuç olarak playoff anlamında da daha önemli bir avantaj yakalamak için varını yoğunu ortaya koyacak İzmir Büyükşehir Belediye ekibi. Maçın hakemi Cengiz Ömer son kontrolleri yapıyor. İlk hücum İzmir Büyükşehir Belediye'den yansıyacak. Masadan işaret bekliyor Cengiz Hoca ve ilk düdük geldi, zorlu mücadele başladı. Başarılar diliyoruz her iki ekibe. Güzel bir handball umuyoruz. TRT Spor Yıldız ekranında sizlerle buluşturmayı diliyoruz. İlk hücum İzmir ekibinin sağ kanatta Yasemin, sol kanatta Ecem Birben top bekliyor. Pivotta Büşra Işıkan, sol oyun kurucu mevkinde Yeliz bıraktı. Orta oyun kurucu noktasında Burcu Dindar, sağ oyun kurucu mevkinde de Ece Sözmen bulunuyor. Konuk ekip İzmir Büyükşehir Belediye'nin ilk yedisinde. Çapraz geçişler. Ece bıraktı. Yeliz şimdi sol çaprazda ilerledi tekrar. Ece merkezde atış topu ağlarda. İlk gol Ece Sözmen'den. Takımının en golcü ikinci ismi Ece takımını öne geçirmiş oldu bu mücadelede. Bu arada Betül hemen cevap verdi. Betül Yılmaz, o da çok deneyimli bir isim. Durum 1-1. Yeliz ilerledi. Yeliz atışı. Karar faul. Yeliz yerde kalmıştı. Mayda Mehmetoviç'in müdahalesiyle Yaren Berfe Göker bu mücadelede Kastamonu Belediye Kalesi'ni koruyor. Dediğimiz gibi Merve Durdu'nun bir sakatlığı var. Hamstringinde bir yırtık ve dizinde de bir problem var. Uzun bir süre belki Kastamonu Belediye'nin kalesinde yer alamayabilir. Hatta milli takımımızda da yine eksik olarak göze çarpabilir. Bu arada bir 7 metre kararı. Burcu Dindar yükselmişti. Müdahale 6 metre yayında ve sonuç olarak Murat Çelik 6 metre yayını göstererek bu 7 metre atışının neden geldiğini ifade etti beden diliyle. Yeliz çizginin gerisinde. Yeliz'in atışı top ağlarda. Yeliz Özel. Toplamda 77 gol atmıştı. Bu da bu sezon kaydettiği 78. sayı. Görüntüye yansıdı. Mauna Çeba merkezde. Mehmetoviç ile paslaştı. Samara da Silva sol oyun kurucu mevkiinde. Betül Yılmaz sağ oyun kurucu noktasında. Ceren Demirçelen sağ kanattaki rotasyonda yer alacak ki sağ kanat ve sağ oyun kurucu noktasında oynatacak oyuncusu yok Kastamonu Belediye'nin. Yani sağ kanadında solak oyuncu bulunmuyor ev sahibi ekipte. Atış Samara'dan çok güzel bir gol. Samara kendi ilerledi. Golü attı. Samara da Silva Vieira, Brezilyalı. Yeniden maça denge geldi. İkinci dakikada toplam 4 gol izledik. Durum 2-2. Burcu merkezde yine top çeviriyor. Pivotta Büşra Işıkan top bekliyor. Ecem tekrar Burcu'ya bıraktı. Merkezde Yeliz'in atış topu ağları gitti. O da köşeyi buldu. Yeliz Özel ikinci sayısı, takımını tekrar öne geçirdi. Yaren'in bir müdahalesi var ama şu ana kadar herhangi bir kaleci kurtarışı yansımadı. Bu arada biz o golün tekrarını izlerken Kastamonu Belediye tekrar bir beraberlik golü buldu. Durum 3-3. Yeliz'in bir sakatlığı var görebildiğim kadarıyla. Evet, şimdi kenara geldi.
Burcu merkeze top çeviriyor. Ece bıraktı. Büşra kanattan koşu Yasemin. Burcu. Top kaybı. İzmir ekibi topu kaybetti. Hızlı hücum Kastamonu Belediye'de Majda Mehmedoviç gol attı. Majda Mehmedoviç'in sayısı bu mücadelede ilk sayı. İzliyoruz. Burcu'nun pası Sibel kanada indi. Ecem Birben topu dışarı gönderdi. Kanattan ilk yüklendiği an konuk ekibin gol getirmedi. Bu arada Ceren topla buluştu. Nurceren Akgün Göktepe pivottaki ilk topla buluştuğu an faule durduruldu. Mauna Çebah bıraktı. Betül kanada indi. Ceren Demirçelen tekrar döndü merkeze. Atış Samara'dan ve Anka Mihela Rombescu, o da bir eski Kastamonulu, ilk kurtarışına imza atıyor. Burcu ilerledi, kendi gitti ama Yaren de hemen cevap veriyor. Yaren Berfe Göker'in de ilk kurtarışı. Bu dakikalarda gol çıkmadı her iki ekibe. Mauna Çebah merkezde, pivotta Nurceren Akgün Göktepe ve sayı. Öne geçiyor Kastamonu Belediye Gençlik Spor Kulübü. Nurceren'in sayısını tekrar izledik. Ece, Yasemin bıraktı. Tekrar Burcu. Atış Yaren'de kaldı. Yaren ikinci kurtarışına imza attı. Hızlı hücum Mauna Çebah. Mauna Çebah kaleye baktı ve top direkten dönüyor. Bu arada pas arası Nurceren'den ama top bir şekilde Ecem'in önünde kaldı. Ecem Birben bu maçtaki ilk sayısını kaydetti. Tempo çok yükseldi. Her iki ekip de karşılıklı gol fırsatları yakaladı. Bu da az önce direkten dönen şut. Mauna Çebah çok az bir farkla golü kaçırdı. Samara o da direğe takıldı ve top dışarı gidiyor. Maçta denge var, 4-4'lük. Bu arada 2 dakika cezası Samara da Silva'ya. Az önceki itirazı dolayısıyla Samara da Silva maçtaki ilk 2 dakika cezasını gördü. İzliyoruz. Burada bir faul bekledi Samara da Silva. Sonrasında konuştu ve konuştuğu için de bu cezayı aldı. Maçtaki ilk 2 dakika cezası ve Kastamonu Belediye eksik kaldı. 6 dakikalık bölümü geride bırakıyoruz. Durum 4-4. Dengeli bir mücadele izliyoruz şu ana kadar geçen 6 dakikada. Yeliz bıraktı. Ece kanada indi. Yasemin atışı topa alarak gitti. İzmir Büyükşehir Belediye tekrar öne geçiyor. Yasemin Özgür bu maçtaki ilk sayısını kaydediyor. Yaren Berfe kaleyi terk ediyor. Kaleyi tabii hücumu daha zenginleştirmek için boşalttı. Kastamonu Belediye şimdi risk alıyor. Neslihan Çalışkan oyuna girdi. Müdahale var. Bir faul düdüğü. Bayda oyunu hareketlendirdi tekrar. Yine kalesi boş. Ev sahibi ekibin Mauna Çebah. Betül bıraktı. Neslihan. Tekrar Betül. Kanatta Ceren Demirçelen. Oyun devam ediyor ama pasif uyarısı var. Oyun şimdi durdu. Pasif uyarısı dolayısıyla kaleyi devraldı. Yaren Berfe kalesi boş değil Kastamonu Belediye'nin. Neslihan atışı Anka Mihela Rombescu ikinci kurtarışına imza attı. Her iki kaleci de benim şu ana kadar sayabildiğim kadarıyla ikişer kurtarış yaptı. 5 kişilik savunma var Kastamonu Belediye'de. Yeliz boşluğu buldu ama topu dışarı gönderiyor. Daha doğru bir ifadeyle Yaren Berfe Göker bu golü yemiyor. Yaren'in bir teması var. İzliyoruz. Bu açıdan net bir şekilde göreceğiz işte. Yaren Berfe gol izni vermedi. Aşıtmayı iyi sezdi ve müdahalesiyle farkı birde tutmayı başardı. 5-4'lük üstünlüğü var İzmir ekibinin. Evet.
Mauna Çebah merkezde yine top çeviriyor. Çok az bir süre kaldı. Samara da Silva'nın cezasının dolmasına şimdilik kaleyi boşalttı Kastamonu Belediye ama bu hücumu muhtemelen pasif uyarısı gelene kadar kullanmayacak. Ceren Demirçelen topla buluştu. Bıraktı Betül merkezde. Kaleye baktı. O da direğe takıldı. Dönen top Ceren Demirçelen'de kaldı ve artık cezası son buluyor. Samara'nın Majda Mehmetović Anka Mihaela Rombescu'ya takıldı dediğim anda bir faul dedi ve Ece 2 dakika cezası aldı. Ece Sözmen. İzmir Büyükşehir Belediye ilk kez eksik kalıyor. Ece Sözmen burada kanatta tam da yükseldiği an Majda Mehmetović müdahalesi. Karar 2 dakika cezası, bir de 7 metre atış kullanacak Mauna Çebah. Mauna Çebah'ın atışı top ağlarda. Kastamonu Belediye ilk 7 metre atışında golü buldu Mauna Çebah'la. Durum 5-5. Yeniden dengeyi sağlıyor ev sahibi ekip. Ve Ece Sözmen şimdi kenarda. 2 dakika cezası dolayısıyla kaleyi boşaltıyor. Konuk ekip İzmir Büyükşehir Belediye'de. Burcu, Geriz, pası, pivotta Büşra ve top ağlarda. Büşra Işıkhan bu maçtaki ilk sayısını buldu. 46 golü vardı Büşra'nın, 47.sini kaydetti. Orada bir faul düdüğü. 5 kişilik savunma İzmir ekibinde. Oyuncu değişikliği yaşandı az önce. Samara kenarda ve Neslihan oyuna girdi. Neslihan bıraktı, Mauna Çebah. Neslihan. Kanatta Ceren Demirçelen ters eliyle o golü atıyor. Ceren Demirçelen aslında pivot menşeli ama bu maçtaki ilk sayısını böyle kaydetti. Yeniden dengeyi sağladı Kastamonu Belediye. Tekrar kaleyi boşalttı İzmir ekibi. 2 dakika cezası devam ediyor Ece Sözmen'in. Sibel Kıçıroğlu orada bir faul düdüğü var. Tam da atış esnasında işte burada Sibel Ceren'e takıldı. Karar faul ve sarı kart çıkıyor. Sarı kartı Betül Yılmaz gördü maçtaki ilk kart. 21 numaralı Kastamonu Belediye oyuncusu Betül Yılmaz sarı kart gördü. Burcu bıraktı. Sibel Kıcıroğlu kanala inmeye çalıştı ama Nur Ceren orada bir pas arası yaptı. Sonrasında top kenar çizgiden çıktı. Sibel tekrar dönmeye çalıştı. Takımın en golcü ismi. Burcu atışı topu dışarı gönderdi. Durum 6-6. Maçın 10 dakikalık bölümü berabere sona erdi. Kastamonu Belediye için tekrar öne geçme şansı. Betül arka alanda topla buluştu. Ceren Demirçelen sol kanatta süre alıyor bu dakikalarda. Sağ kanatta da Majda Mehmetović top bekliyor. Kanat değiştirdi bu iki isim. Neslihan bıraktı. Betül'le paslaştı. Neslihan atışı top ağlarda gol. Çok güzel bir gol. Üst direkten ağlara gönderdi. Neslihan takımını tekrar öne geçirdi. İzliyoruz. Çok sert bir şut. Neslihan yeni sezonda da Buduknos forması terletecek. 2 sezonluk anlaşma imzaladı. Karadağ ekibiyle Neslihan Çalışkan. Geliz merkezde. Burcu ile paslaştı. Tekrar Burcu merkeze. Geliz ile paslaşması. Burcu boşluğu buldu, gol attı. Klasik. Gollerinden birine daha imza attı Burcu Dindar. O kısa paslar, boşluk sonrasında gol. İzmir Büyükşehir Belediye dengeyi sağlıyor. Mauna Çebah. Neslihan yerde kaldı. Karar faul. Pozisyonun tekrarını izledik.
Neslihan. Betül bıraktı. Çevah, çapraz geçişler. Çevah'tan müthiş bir gol. Mauna Çevah bu maçtaki ikinci sayısı, tam köşeyi buldu. Mauna Çevah. Öne geçiyor yeniden Kastamonu Belediye. Top kaybı. Ceren Demirçelen bıraktı Mauna Çevah'a. Çevah, Nur Ceren atış topağlarda fark 2'ye çıktı. 13. dakikada durum 9-7. Hemen cevap vermeye çalıştı Yasemin Özgür ve bu cevabı alıyor Kastamonu Belediye. Farkı bile indiriyor İzmir Büyükşehir Belediye. O da eski bir Kastamonulu. Bundan 3 sezon önce Kastamonu Belediye forması terletiyordu Yasemin Özgür. Yine İzmir Büyükşehir Belediye'nin altyapısından yetişen bir isim. Ve farkı bile indirdi az önceki ilk sayısıyla. Orada Betül, hücum faul kararı geldi. Maçtaki ilk hücum faul Betül Yılmaz. Hızlı hücum İzmir ekibinde ama Deliz. Atış topağlarda Deliz'in yüzüne bir temas var görebildiğim kadarıyla. 2 dakika cezası Betül Yılmaz'a. Maçtaki 3. 2 dakika cezası olacak. Betül kenarda, izliyoruz. Yüze bir temas. Karar 2 dakika cezası. Kastamonu Belediye tekrar eksik kaldı. Bu ikinci kez yaşanıyor Kastamonu Belediye'de. Kaleyi yine boşalttı. Ev sahibi ekip. Durum 9-9. Yeniden denge var maçta. Mauna Çevah atış topağlarda. Mauna Çevah yine uzaktan bir denemeyle golü buldu. Toplamda 3. sayısı ve tekrar önde Kastamonu Belediye. Eksik savunma. Kastamonu ekibinde şimdi. İzmir ekibi hücum yapacak. Ecem Birben. Sibel. Ece Sözmen. Kanatta Yasemin. Çapraz geçiş yaptı İzmir hücumu. Şimdi Sibel. Sol kanatta boş kaldı. Ecem Birben golü attı. Eksik savunma karşısında kolay bir gol imkanı buldu konuk ekip. Sol kanatta Ecem Birben bomboş kaldı ve golü attı. Durum 10-10. Maçın 4'te 1'lik bölümü bu şekilde geride kalıyor. Yeniden dengeyi sağlıyor İzmir ekibi. Kanatta Ceren Demirçelen bu topu beklemiyordu. Hücum yine Kastamonu ekibinin. Mauna Çevah sol kanada indi ama orada kimse yok. Eksik kalmıştı Kastamonu Belediye. Sol kanadı da boşaltmıştı. Şimdi hücum İzmir ekibinin yeniden öne geçme şansı. Yasemin bıraktı. Yeliz sol çaprazda Sibel. Ecem Birmen merkezde yer değiştirdi Yeliz'le. Şimdi Sibel Kıcıroğlu. Karar faul. Tekrar izledik faul pozisyonunu. Bu arada atış topağlarda. Zor pozisyonda Yeliz golü attı. Orada Yaren de biraz öne çıkmıştı. İşte fake'ine cevap aldı diyebiliriz aslında Yeliz için. Bu mücadelede toplamda 4. sayısı ve İzmir Büyükşehir Belediye tekrar öne geçmeyi başarıyor. Sürekli üstünlük el değiştiriyor. Neslihan. Samaray'la pas taştı. Nur Ceren koşu yaptı. Çapraz geçiş devam ediyor. Saat yönüne ters bir çapraz geçiş. Bu arada Nur Ceren atış topağlarda. Neslihan'ın güzel pasında. Nur Ceren Akgün Göktepe boş kaldı, golü attı. Yeniden dengeyi sağladı Kastamonu Belediye. Anka Mihela Rombescu bu dakikalarda
Kurtarış hanesinde çok fazla çizgi yok. Benim önümdeki tabelada Yaren Berfe de şu an için 3 kurtarışa imza attı. Henüz öne çıkan bir kaleci performansı da yansımadı geçen bu 17 dakikada. Yeliz. Sivel tekrar. Yeliz Özel bıraktı. Ece Sözmen. 6-0 savunma devam ediyor ev sahibi ekipte. Ecem Birben çıktı Sibel'e. O da Burcu'yu gördü ve gol attı. Tam da pasif uyarısı gelmişti. Burcu Dindar pivotta tepede kendini gösterdi ve Sibel'den aldığı pası asiste çevirdi. Burcu Dindar kendisinin ikinci takımının 12. sayısını kaydetti. Ve mola geldi. İlk molayı alan Kastamonu Belediye oluyor. 12-11'lik İzmir Büyükşehir Belediye üstünlüğü var mücadelede. 18. dakikayı da birazdan geride bırakacağız. Şu ana kadar golcülere baktığımızda da Ecem Birben'in 2 sayısı var. Yeliz Özel'in 4 golü, bunlardan biri 7 metreden geldi. Burcu Dindar 2 gol kaydetti. Büşra ve Yasemin ve Ece Sözmen'in de birer golü var İzmir ekibinde. Diğer yanda Nurceren Akgün Göktepe 2 golle oynadı geçen bu 17 dakikalık bölümde. Mavna Çebah'ın 1-7 metre golü toplam 3 sayısı. Ceren Demirçelen, Mayda Mehmedoviç, Neslihan Çalışkan, Betül Yılmaz ve Samara Da Silva'nın da birer golü var mücadelede. Samara Da Silva görüntüye yansıyor. Tabii Kastamonu Belediye'nin sağ tarafında hem kanat hem de sağ oyun kurucu mevkiinde rotasyonu çok kısıtlı, hatta solak oyuncusu bulunmuyor. Serpil İskenderoğlu ilk kez süre alacak bu mücadelede. Serpil şimdi mola sonrası orta oyun kurucu noktasında. Samara sağ çapraz, Neslihan sol çaprazda. Samara Da Silva bıraktı Neslihan'a. Serpil kanada, hayır. Kanatta da Kübra var. Kübra da sol kanat oyuncusu normal şartlarda ama şimdi sağ kanatta oynuyor. Mayda Mehmedoviç'in atışı top dışarı gidiyor. Kanattan kanada bir pas Kübra'dan. Her iki sol kanat oyuncusu da aslında iyi bir organizasyonla ilerledi ama olmadı. Yeliz bıraktı. Ece tekrar. Yeliz merkezde bloğa takıldı. Hücum Kastamonu ekibinin. Hızlı hücum Kübra şimdi. Son noktada atışı ama Anka Mihelerom Besku. Dördüncü kurtarışına imza atıyor Rumen file bekçisi. İzliyoruz. Kübra burada bomboş kaldı. Biraz erken bir şut denedi, olmadı. Bu da kanattan kanada pas ve ardından Mayda Mehmedoviç'in topu dışarı gönderdiği an. Moladan sonra skorboard değişmedi. Kübra! 20. dakikaya da giriyoruz. Durum 12-11. İzmir ekibinin üstünlüğü var. Büşra elinden kaçırdı. Ece son anda topu aldı. Sibel merkezde yüksek bir pas. Ecem Birben bıraktı. Burcu, Burcu'nun atışı Yaren'in kurtarışı. Yaren de dördüncü kurtarışına imza attı. Üst üste pozisyonlar buluyor her iki ekip ama moladan sonra tabela değişmedi. Serpil'in pasında orada bir ayakla müdahale ve İzmir ekibinin savunma müdahalesi, kenardan top çıktığı için hücum Kastamonu ekibinin. Burada işte ayakla müdahale Ecem Birben'den. Farklı bir ceza bekledi Kastamonu Belediyeli oyuncular. O ceza gelmedi. Pasif uyarısı var Kastamonu ekibinin hücumunda. Mayda Mehmedoviç atış topağlarda. Neslihan Çalışkan bu maçtaki ikinci sayısı ve yeniden dengeyi sağladı. Ev sahibi ekip maçın da 3'te 1'lik bölümü geride kaldı. Hemen cevap verdi Burcu Dündar. Burcu da bu dakikalarda hem sol hem de sağ çaprazda boşluklar buluyor. Ve takımını tekrar öne geçiriyor Burcu Dindar. Toplamda bu sezon 51. sayısını kaydetti Burcu da. Tekrar Kastamonu Belediye bir beraberlik golü arıyor. Mayda Mehmedoviç, Neslihan. Neslihan sıyrıldı. Oyun durdu, bir kart çıkacak. Kartı gören Anastasya Savaş 30 numaralı formasıyla sarı kart. İzmir Büyükşehir Belediye'de Anastasya Savaş'a çıktı. Serpil.
bıraktı. Neslihan Majda Mehmedoviç. Majda Mehmedoviç de direğe takıldı. Üst üste sol kanattaki fırsatlar. Bu açı biraz daha dar tabii. Bir önceki pozisyona göre ve yine direk gol izni vermedi. Burcu. Ece kanada indi. Yasemin Özgür ön direkteki boşluğu iyi gördü ve gol attı. Yasemin farkı ikiye çıkartıyor İzmir Büyükşehir Belediye. Serpil yine merkezdeki isim Kastamonu Belediye hücumunda. Yakın savunması var Sibel Kıcıroğlu'nun Samara önünde. Samara da Silva boşluğa çıktı. Neslihan bıraktı şimdi tekrar Serpil'e. Serpil iyi bir fake. Atış karar 7 metre. 6 metre yayında müdahale. İkinci kez 7 metre atış kullanacak ev sahibi ekip. Burada Ece Sözmen ve Yasemin Özgür'ün 6 metre yayındaki müdahalesi. Yine Mauna Çebah olacak çizginin gerisi. Hayır, Majda Mehmedoviç çizginin gerisinde. Atış topağlarda. Majda Mehmedoviç kendisinin ikinci, takımının 13. sayısı. Farkı bile indirdi Kastamonu Belediye bu golle. Burcu. Top kaybı. Kastamonu Belediye hızlı hücumu. Majda Mehmedoviç. Majda Mehmedoviç. Üst üste goller. Karadağlı sol kanat oyuncusundan. Yeniden dengeyi sağlıyor Kastamonu ekibi. Ece. Sibel kaleye baktı. Çok güzel gol attı. Sibel Kıcıroğlu bu maçtaki ilk sayısını buldu. Takımın en golcü ismi. Gol kraliçeliğinde de 3. basamakta. Hiç olmadık bir noktadan o boşluğu iyi gördü. Ve Sibel Kıcıroğlu yeniden takımını öne geçirdi. İzmir Büyükşehir Belediye kaçıyor. Kastamonu Belediye kovalıyor bu yakın zamanda. Geçtiğimiz bu 10 dakikalık bölümde. Öncesinde de sürekli el değiştiriyordu mücadele. Bu arada Neslihan iyi bir fırsat yakaladı ve golü attı. Neslihan yeniden dengeyi sağlıyor. 3. sayısı Neslihan Çalışkan'ın. Savunma da çok boşluk kalmıştı İzmir ekibinde ve Neslihan çok kolay bir gol buldu. Yeniden maça denge geldi. 15-15'lik beraberlik. Burcu. Ece Sözmen. Sibel Kıcıroğlu tekrar Ece merkezde. Kaleye baktı ama Yaren Berfe Göker. Toplamda 5. kurtarışı Yaren'in. Hızlı hücum ve atış bu kez de Anka Mihaleron Bescu. İzliyoruz. Eliyle çıkarmış. Net bir şekilde gördük. Bu da Yaren'in kurtarışı. Her iki kaleci de beşer kurtarışa imza attı şu ana kadar geçen 24 dakikada. Burcu yine sahne aldı. Merkezdeki boşlukta golü buldu. Burcu Dindar da toplamda 4. sayısını kaydetti. Tekrar İzmir Büyükşehir Belediye öne geçiyor. Elinde bir sakatlık var. Görebildiğim kadarıyla Burcu'nun yüz ifadesi de pek olumlu görünmüyor. Serpil merkezde. Majda kanattan koşu yaptı. Yüksek bir top Kübra'ya ama bir tata denemesi olmadı. Kübra için çok yüksek kaldı. Hızlı hücum şansı. Top boşta. Pas arası geldi Majda Mehmedoviç'ten ve hücum yine Kastamonu Belediye'nin oldu. Burada bir tata denedi. Kanat oyuncuları olmadı. Kübra ve Majda ikilisi sonrasında pas arası geldi Majda Mehmedoviç'ten ve hücum yine Kastamonu Belediye'nin. İlk yarıda son 5 dakikalık bölüme giriyoruz. 16-15'lik İzmir Büyükşehir Belediye üstünlüğü var. Majda Mehmedoviç bıraktı. Neslihan iki oyuncu arasında golü attı. Bir de 2 dakika cezası Ece Sözmen. İkinci kez takımını eksik bırakacak Ece. Neslihan'ın bu golü farkı yeniden eritmiş oldu Kastamonu ekibi ve Ece Sözmen de İkinci kez takımı eksik bıraktı. Her iki ekipte ikişer kez eksik oynadı şu ana kadar. Geçen 25 dakikalık bölümde kaleyi boşaltıyor konuk ekip.
Burcu. Tekrar top onda kaldı. Deniz iyi döndü. Faul düdüğü var. Sibel. Deniz de paslaştı. Pasif uyarısı geldi bu dakikalarda. Kaleyi tekrar devralacak Anka. Ve çok güzel bir gol attı. Deniz Özel tam da pasif uyarısı bitmek üzereyken, yani pas hakkı kalmamışken, Neslihan'ın solundan topu gönderdi ve Deniz Özel de toplamda 5. golünü bularak takımını tekrar öne geçirdi. Az önce ifade ettiğimiz gibi üst üste İzmir Büyükşehir Belediye üstünlüğe ulaşıyor ama Kastamonu Belediye bir şekilde dengeyi sağlıyor. Mayda Mehmetoviç'in atışı, oyun durdu, bir 2 dakika cezası daha. Anastasya Savaş. Anastasya Savaş 2 dakika cezası alıyor. İzmir Büyükşehir Belediye 2 kişi eksik kalıyor. Anka'nın kurtarışı da yine yazıldı. Toplamda 6. kurtarışına imza attı Anka Mihelerombescu ve İzmir ekibi kaleyi yine boşaltıyor. Bu kez 5 kişi yükleniyor konuk ekip. Yeliz pası, Burcu atış topağlarda. Burcu Dindar ve Yeliz Özel ikilisi bu dakikalarda sırtlıyor diyebiliriz İzmir ekibinin gol yükünü. Bu arada Anka hemen kaleyi devraldı. Golden sonra Santra'dan bir gol denedi ev sahibi Kastamonu Belediye ama o gol gelmedi. Yine kurtarışa imza attı Anka Mihelerombescu. Fark 2. İzmir ekibi 2 kişi eksik oynuyor. Farkı 2'ye çıkarmayı başarıyor ve şimdi 3. farkı arıyor. Yasemin. 5-1 savunma var. Ev sahibi ekipte kaleyi boşalttı İzmir Büyükşehir Belediye. Sibel. Yüksek bir top Yeliz'e. Oyun durdu. Orada bir hücum faul. Büşra'nın müdahalesi. Karar hücum faul. Kaleden kaleye bir deneme ama öncesinde bir düdük var. Doğru yerden oyunun hareketlenmediğini söyledi Murat Çelik. Savunmada ve kalede yerini almış olacak İzmir ekibi. Yaren oyunu hareketlendirdi. Fark 2 sayı. Kalan son 2 dakikalık bölüm ilk yarıda. 5 kişilik savunması var İzmir ekibinin yay üzerinde. Mauna bıraktı. Ceren Demirçelen tekrar. Mauna Çeba. Destek geldi Neslihan'dan. Atış topağlarda. Neslihan çalışkan. O da 5. sayısını buldu. Böylelikle fark yeniden 1'e indi. Güzel bir sayı daha. Neslihan çalışkandan. İlk yarıda kalan son 1,5 dakikalık bölüm. Yine kaleyi boşaltıyor İzmir ekibi. Merkezde Burcu, pivotta Büşra, atış topağlarda. Büşra Işıkan zor bir pozisyondu. Hatta neredeyse topu kaybetmek üzereydi ama bu gol farkı tekrar 2'ye çıkardı. Mauna Çeba uzaktan bir deneme. Anka Mihelerombescu. 8. kurtarışı. Bir dakika var ilk yarının bitmesine. Burada farkı 2'de tutmayı başarıyor Anka. İlk yarıdaki kalan son saniyeler, bakalım farkı 3'e çıkartabilecek mi İzmir ekibi? Orada bir faul düdüğü geldi. Sibel kaleye baktı, topu dışarı gönderdi. Neslihan, Çeba, Betül, Daraç'ı, Anka gol izni vermedi. 9. kurtarış, son bir hücum. Faul var. Ve son siren sesi duyuluyor. Son bir atış hakkı var konuk ekibin. Hayır. Mola.
Son saniyelerde bir mola geldi. Mola hakkı kullandı. Son olarak Sener Dayat. Sonucumu en iyi şekilde değerlendirmek için İzmir Büyükşehir Belediye mola hakkını kullandı. Henüz son siren sesi duyulmadı ilk yarıda. Bakalım, sürekli bir kovalamaca yaşanmıştı bu son 15 dakikalık bölümde. İzmir ekibi farkı ilk kez 3'e çıkartabilecek mi, bunu göreceğiz. İşaret verildi. Ece kaleye baktı, bloğa takıldı. Dönen top Yeliz'de ve top ağlarda gol. Yeliz Özel son anda takımını 3 farklı üstünlüğe taşıyor. Toplamda 6. sayısını kaydediyor. Bu 30 dakikalık bölümde sahanın da en skorer ismi oluyor. İlk 30 dakika itibariyle izliyoruz golün tekrarını. Ece'nin şutu blokta kaldı. Dönen top Yeliz'in elinde ve ağlara gidiyor. İlk yarı sona eriyor. İlk yarıda 3 sayılık bir avantaj ve Kastamonu Belediye 17, İzmir Büyükşehir Belediye 20 skoruyla kapatıyoruz ilk 30 dakikayı ve yaklaşık 12 dakikalık bir aranın ardından tekrar sizleri bekliyoruz. Yeniden sizlerle birlikteyiz. İlk yarıda 3 sayılık avantajla soyunma odasına gitti İzmir Büyükşehir Belediye ve Kastamonu Belediye 17, İzmir Büyükşehir Belediye 20 skoru alınmıştı ilk 30 dakikada. Kadınlar Handbol Süper Lig 16. hafta mücadelesi. Ekrana yansıyan Anka Mihaela Rombescu ilk yarıda 9 kurtarış yaptı. Bir tanesi 7 metreden geldi ki kaleci performanslarında öne çıktığını söyleyebiliriz çok rahatlıkla. Yaren Berfe Göker'in ilk yarıda 5 kurtarışı var. Sener Dayat az önce görüntüye yansımıştı. Takımı şu an için 11 galibiyet, 2 beraberlik alarak 24 puan topladı ve Kastamonu'ya gelirken ikinci basamaktaydı. Eğer buradan galibiyetle çıkarsa İzmir Büyükşehir Belediye maç fazlasıyla zirveye yükselecek. Kastamonu Belediye'yi geride bırakacak. Kastamonu Belediye'nin de 24 puanı var ama 13 maçta, yani 2 maç eksiğiyle 24 puanlı. Bunu da yine aktarmak istiyorum. Şu ana kadar puan kaybı olarak sadece bir kez beraberlikle yetindiği bir Kastamonu Belediye Konyaaltı maçı var. Bir de İzmir deplasmanında, yani maçın sezonun 7. haftasında İzmir deplasmanında 28-28'lik dengeyle Arnes'te 1 puan yazdırarak bir puan kaybı yaşamıştı Kastamonu ekibi bu sezonun geçen 13 mücadelesinde. Skorerlere baktığımızda da Yeliz Özel'in 1-7 metre golü, toplamda 6 sayısı var. Burcu Dindar az önce görüntüye yansımıştı. 5 golle öne çıktı. Yine İzmir ekibinin gol yükünü sırtlayan iki isim Yeliz ve Burcu diyebiliriz. İkinci yarı birazdan başlayacak Kastamonu Belediye hücumuyla. Murat Çelik'in ilk düdüğü ve zorlu mücadelenin ikinci yarısı başlıyor. Başarılar diliyoruz her iki ekibe de. İlk yarıda, ilk 20 dakikada başa baş bir mücadele ve sürekli üstünlük el değiştiriyordu. Hatta 15. dakikadan itibaren İzmir Büyükşehir Belediye kaçtı. Kastamonu Belediye kovaladı. Bu arada bir pas Ceren'den Nurceren Akgün Göktepe'ye ulaşmadan Anka'da kaldı. İzmir ekibi farkı 4'e çıkarma şansı yakaladı. Yeliz bıraktı. Büştü ama Yaren'den çok net bir kurtarış. Yaren Berfe Göker'in 6. kurtarışı. Mauna Çeba ilerledi ve gol attı. İkinci yarının ilk sayısı. Mauna Çeba ilk yarıda 4 golü vardı. Bu da takımının ikinci yarıdaki ilk sayısı. Büşra'nın şutunda da Yaren'in kurtarışı çok belirleyici oldu. Toplamda 6. kurtarışına imza attı Yaren Berfe Göker. Merve durdu, sakat. Genç kaleci Gülhan Nur Göksel var yedek isimler arasında.
Bu arada Ece bıraktı. Yeriz yine bir kurtarış daha geldi Yaren'den. Yedinci kurtarış. Farkı ikiye indirmişti az önce Malnaçeva. Yaren'in kurtarışı sonrası bakalım fark yeniden bire düşer mi? Malnaçeva bıraktı. Samara kaleye baktı, topu dışarı gönderdi. Brezilyalı Samara da Silva. Nurşah Sancak çapraz bağ ameliyatı oldu. Yine sakatlığını yükseltti. Emine Gökdemir'in sol omzunda bir sakatlık var. Ve sağ kanatta ve sağ oyun kurucu noktasında Kastamonu Belediye'nin rotasyonu yok. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu arada Burcu'dan çok iyi fake. Ardından yerde kaldı ve karar 7 metre. Burcu Dindar gole çok yaklaştı. Burada yerde kalıyor. İkinci kez 7 metre atışı kullanacak konuk ekip İzmir Büyükşehir Belediye. Yaren karede dikkatli. Ece Sözmen çizginin gerisinde. İşareti aldı ve Yaren'in kurtarışı. Ecem bir bende kaldı. Ecem'in golü topu ağlara gitti. Ecem iyi takip etti. Topu ağlara gönderdi. Yaren'in buradaki kurtarışı. Ardından dönen top. Ecem bir ben. Farkı tekrar 3'e çıkartıyor. Ecem Birben'in de toplamda 3. golü. 6-0 savunma devam ediyor. İzmir ekibinde Betül, çapraz geçişler, Samara merkezde. Samara da Silva oyun durdu. Faul pozisyonu görüntüye yansıyor. Burcu Dinar'ın müdahalesi. Çapraz geçiş devam etti. Kastamonu hücumunda Malnaçeva sol oyun kurucu noktasında, Betül tekrar merkezde. Malnaçeva direğe takıldı. Dönen top Yasemin'de kaldı. Burcu. Geriz. Geriz'den iyi bir fake ama Yaren'in kurtarışı. Üst üste kurtarışlar geliyor. Hızlı hücum, Nurceren Akgün Göktepe golü atıyor. Nurceren Akgün Göktepe toplamda 4. golü. Farkı 2'ye indirdi Kastamonu ekibi. Karar 7 metre. Yeriz yerde kalmıştı. Bir an Cengiz Ömer pozisyonun sonlanmasını, Yaren'in kurtarışını bekledi. Üçüncü kez 7 metre atışı kullanacak İzmir ekibi. Şimdi Sibel Kıcıroğlu geldi. Çizginin gerisine. Sibel işareti aldı. Sibel Kıcıroğlu Yaren'i geçemiyor. Üst üste 2 7 metre atışını kurtarıyor. Yaren Berfe Göker. Şu an için benim sayabildiğim kadarıyla da 9. kurtarışına imza atmış oldu ve Anka Mihaela Rombescu ile durumları eşitledi. Yani kurtarış sayısı 9'ar görünüyor her iki file bekçisinde de. Betül merkezde. Sağ kanatta Ceren Demirçelen. Karar faul. Bu da Yaren'in ikinci 7 metre kurtarışı. Maalesef uyarısı var Kastamonu Belediye hücumu için. Betül kaleye baktı. Atışı topağlara gitti. Betül Yılmaz. Fark bile iniyor. Betül çok uzaklardan bir deneme, başarılı. Bu arada Sibel döndü. Ecem Birben açı bulamadı. Geriz yine merkezde top çeviriyor. Sibel Kıcıroğlu tekrar. Yeliz Özel bıraktı. Ece Sözmen kanatta, Yasemin tekrar Ece. Oyun durdu. Yeliz Özel. Büşra hareketlendirdi oyunu. Yeliz bıraktı. Büşra Işıkan kanatta, Yasemin boşluğu buldu ama artık pasif uyarısı son bulmuştu. Pas hakkı kalmamıştı. İzmir ekibinin beraberlik şansı Kastamonu ekibi adına. Orada da bir alan ihlali. Çizgiye basarak ilerledi. Majda Mehmedoviç kenar çizgiden geldiği için o koşu. Hücum yine el değiştirdi.
Sibel merkezde. Yeliz'le paslaştı. Şimdi Ecem Birben desteğe geldi. Yeliz merkeze. Bir koşu daha. Sibel'in atışı Yaren Berfe çifthaneye ulaştı. Yaren Berfe Göker 22 yaşında. 22 numaralı formayı terletiyor. Üsküdar'dan bu sezon başı transfer oldu Kastamonu Belediye'ye. Mayda yerde kaldı. 100'e bir müdahale var mı yok mu? Yasemin Özgür o pozisyonun içinde. Hayır. Ecem Birben pozisyonun içinde. Şimdi net bir şekilde gördük. Eğer 2 dakika cezası çıkarsa Ecem Birben'e, düzeltiyorum, Ece Sözmen'e 2 dakika cezası çıkarsa kırmızı kartla çıkacak. Çıkmadı. Herhangi bir farklı ceza yansımadı. Mauna pası Samara, atış toparlarda yeniden dengeyi sağlıyor Kastamonu Belediye. Samara da Silva kendisinin ikinci takımının 21. sayısını buldu. Durum 21-21. Faul var. Geriz. Şimdi topla buluştu Sibel'in pasıyla. Çok güzel bir pas. Atış Burcu'dan. Öncesinde bir faul düdüğü var. Eğer golle sonuçlansaydı jeneriklik olabilirdi. Çünkü Yeliz'in çok güzel bir pası. Bu arada itirazlar ardından bench'e bir sarı kart çıkacak. Sarı kartı gören Sener Dayat olacak. İşte bu pas. Sonrasında Burcu'nun atışı. Karar faul. Yeliz gerçekten çok sıra dışı bir handbolcu. Tekrar topla buluştu. Ece'nin atışı, top dışarı gitti. Uzun bir top. Araya girdi Sibel Kıcıroğlu. Durum 21-21 ve yeniden öne geçme şansı. Maçın 12. dakikasında bir üstünlük vardı Kastamonu Belediyehanesi'nde. O andan itibaren hep İzmir Büyükşehir Belediye öne geçti. Ve kovalayan Kastamonu Belediye oldu. Samara'nın pozisyonunda faul var. Bir 7 metre kararı daha geldi. Bu kez Kastamonu Belediye kullanacak 7 metreyi. Samara da Silva bir sakatlık yaşıyor. Anka Mihela Rombescu kaleyi de devredecek. Halime İslamoğlu'na izliyoruz. 7 metre atış öncesi. Hayır, devretmedi. Bu arada Anka tekrar kaleye geçti. Halime hala süre almadı bu arada İzmir ekibinde. Majda Mehmetoviç çizginin gerisinde. 3. 7 metre atışı toplamda Kastamonu Belediye'nin. Majda Mehmetoviç işareti aldı, direğe takıldı. Öne geçme şansını değerlendiremiyor Kastamonu ekibi. Ece Sözmen, Sibel Kıcıroğlu, Ecem Birben tekrar top çeviriyor. Konuk ekip. Karar 7 metre. Ve 2 dakika cezası Betül Yılmaz'a. İzliyoruz. Tam da atış esnasında kolunu tuttuğu görülüyor Betül'ün. Bu arada direkten dönen topta öne geçme şansı değerlendiremiyor Kastamonu ekibi. Betül kenarda, Yeliz çizginin gerisinde ve atış topağlarda. Yeliz Özel'in toplamda 7. sayısı. Betül Yılmaz kenarda, ikinci kez 2 dakika cezası aldı. Kastamonu Belediye eksik kaldı ve kaleyi boşaltıyor ev sahibi ekip. Bu hücumu gerçekleştirirken risk alıyor. Samara sol, Neslihan da sağ oyun kurucu noktasında. Şimdi topla buluştu Neslihan. Neslihan faul, Anastasya Savaş'ın müdahalesi. Mauna Çebak kaleye baktı. Müthiş bir gol daha geldi Mauna Çebak'tan. Topağlarda durum 22-22. 5 kişilik savunma Kastamonu ekibinde. Yeliz bıraktı, Ecem Birben
Pas pivota doğru Büşra. Yaren'in yüzüne geldi top. Sakatlık yaşıyor. Yaren Berfe Göker yüzüne geldi. Oyun devam ediyor. Pivota bir pas denemesi olmadı. Sibel Kıcıroğlu araya girdi bu kez de. Hızlı hücum şansı. Burcu bomboş. Burcu Dindar'ın golü. Yeniden önde İzmir Büyükşehir Belediye. Yaren o kurtarışı yaptı. Sonrasında bir farklı bir ceza bekledi. Tabii yüze gelen şutlarda 2 dakika cezası bazen kırmızı kartla çıkabiliyor. Eksik kalan Kastamonu Belediye tekrar geriye düşüyor 23-22'lik skorla. Maçın da 3'te 2'lik bölümü. Ve yine kaleyi boşalttı Kastamonu ekibi. Mauna Çeba. Mauna Çeba ve sonrasında Nurceren Ankara'ya takıldı. Anka Mihele Rombescu gole engel oldu. Ve yine bir beraberlik şansı yakalıyor Kastamonu ekibi. İzliyoruz Mihele Rombescu'nun kurtarışı ardından... Şimdi o beraberlik sayısı geldi. Samara da Silva kareyi buldu ve golü attı. Yeniden maçta denge var. 23-23'lük beraberlik. Petül'ün cezası da sona erdi. 2 dakika cezası bitti ve 6 kişilik savunma yansıyor Kastamonu ekibinde. Yeniz bıraktı Sibel. Araya girdi Nurceren. Hücum yine İzmir ekibinin. Sibel Kıcıroğlu. Yeliz Özel. Yine bir faul var. Top kaybı. Faul bekledi Yeliz. Nurceren önünde Ecem Birben. Nurceren geçti ve golü attı. Bir sakatlık yaşıyor Rombescu. Tarihsiz bir an. İşte burada elinden kaçırdı Yeliz. Faul bekledi. Oyun devam etti. Nurceren kendi ilerledi. Atışı sonrasında Rombescu sakatlık yaşıyor. Kastamonu Belediye öne geçiyor. Nurceren Akgün Göktepe'nin golüyle. Ciddi bir şey yok gibi görünüyor Rumen kalecinin. Kastamonu Belediye 13. dakikada 9-8 öndeydi. Ve bu maçta o dakikadan itibaren hep kovalayan taraf oldu. İzmir Büyükşehir Belediye 3 sayılık avantajla yakalamıştı. İlerleyen aşamada hatta ilk yarıyı 20-17 önde kapatmıştı. Ve o andan itibaren ilk kez öne geçiyor Kastamonu Belediye bu mücadelede. 24-23'lük skor var. Rombescu sakatlık yaşıyor. Ciddi bir şey görünmüyor. Henüz bir kaleci değişikliği de yaşanmadı İzmir ekibinde. Yeliz merkezde. Ece bıraktı. Sibel, Yeliz Özel. Yaren gol izni vermedi. Yaren Berfe Göker'den bir kurtarış daha geldi. Mauna, Samara... Nurceren, Ceren atış topağlarda. Ceren Demirçelen iyi bir pas trafiği ardından golü buldu Kastamonu ekibi ve farkı 2'ye çıkardı. Her an bir mola gelebilir. Faul var. Sibel Kıcıroğlu yerde kalmıştı. Ve az önce ifade ettiğimiz gibi mola hakkını kullanıyor. Sener Dayat Hoca. 25-23. Kastamonu ekibi farkı 2'ye çıkardı. Bundan dakikalar önce 4. farkı arıyordu İzmir ekibi ve sonuç olarak Kastamonu Belediye de yeniden üstünlüğü ele aldı. Hafta içi mesaisinde tribünlerde oldukça önemli boşluklar var. Tabii genç handbolcular ve altyapı oyuncuları da tribünde yer alıyor. Bülent Alas, Kastamonu Belediye handbol altyapı oyuncuları hocası ve Cengiz Kesici de aynı şekilde Şehit Bülent Gider Ortaokulu'nda Merkez Ortaokulu
öğrencileri ve altyapı oyuncuları tribünde yerlerini aldı. Kastamonu'da. Mola süresi son buldu. Kalan son 13 dakikalık. Düzeltiyorum, 17 dakikalık bölüm. Atış yine Yaren'de kaldı. Mola sonrası Yaren Berfe Göker sahne alıyor. Tekrar fark 2'de kaldı. Toplamda 14. kurtarışı Yaren Berfe Göker'in benim sayabildiğim kadarıyla. Bir rotasyon var. İlayda Baktır 5-1 savunmada önde yer alıyor İzmir Büyükşehir Belediye'de. Neslihan topu kaybetti. Hızlı hücum İlayda. Arkadaşlarını bekledi. Ece atış topağları gitti. Ece Sözmen. Hızlı hücumla golü buldu İzmir ekibi mola sonrası. Burada İlayda Baktır. Güzel bir pas. Koşu yolunda. Ece boşluğu buldu ve golü attı. Farkı bile indirdi İzmir Büyükşehir Belediye. İlk top kaybı daha. Çok ciddi hatalar. Kastamonu Belediye hücumlarında üst üste. Beraberlik şansı yakalıyor İzmir ekibi. Geriz fake'ine cevap aldı, direğe geçemedi. Oyun şimdi duruyor. Ayakla müdahale Neslihan'dan. Sibel merkezde. İlayda merkeze koşu. Sağ çaprazda Sibel Kıcıroğlu. Ece Sözmen atış topağlarda. Ece'den üst üste sayılar ve dengeyi sağlıyor İzmir Büyükşehir Belediye. Maç yeniden başladı diyebiliriz aslında bu dakikadan itibaren. 16 dakika var. Daha uzun bir süre. Bu arada bir hücum faul kararı. Öne geçme şansı İzmir ekibi için. Yeliz Özel merkeze koşu. Bir pas denemesi. Sibel ayağıyla müdahale. Hücum el değiştirdi. Üst üste top kayıpları. Mauna Cebah merkezde yine 5-1 savunma devam ediyor İzmir ekibinde. Cebah. Neslihan desteğe geldi. Oyun durdu, yine bir faul var. Betül. Kanatta Ceren Demirçelen. Hata alır mı? Hızlı hücum. Sibel. Karar 7 metre. Ve 2 dakika cezası Mauna Cebah. Kastamonu Belediye eksik kalacak. Mauna Cebah 2 dakika kenarda. Bu 4. kez yaşanıyor Kastamonu Belediye için. İzliyoruz. Mauna Cebah'ın müdahalesi ve karar 7 metre ve 2 dakika cezası. Yeliz yine çizginin gerisinde. Atış topağlarda. 3'te 3 yapıyor 7 metre atışlarında Yeliz Özel. Toplamda da 8. golünü kaydediyor. Böylelikle İzmir Büyükşehir Belediye tekrar öne geçiyor. Kalan son 14,5 dakika. Maçın 4'te 3'lük bölümünü fazlasıyla geride bıraktık. Yeniden önde İzmir Büyükşehir Belediye. Yine 5-1 savunma. İzmir ekibi moladan sonra 5-1'e döndü. Ve Kastamonu Belediye'nin hücum verimliliği düştü. Top kaybı. Anastasya Savaş. Yerde kaldı, oyun devam ediyor. Kale boş ve atış topağları gidiyor. Yasemin Özgür. 4. sayısı. 2 dakika cezası dolayısıyla kaleyi boşaltmıştı. Ev sahibi ekip ve riski böylelikle pahalıya ödedi. Boş kaleye Yasemin'in golü farkı 2'ye çıkardı. Anastasya bir sakatlık yaşıyor. Az önceki çabası topu kapmasını sağladı ama bir de sakatlık yaşadı.
İşte burada. Bu arada Sener Dayat'la maçın hakemi Murat Çelik arasında bir diyalog. Anastasi Savaş'ın yaşadığı sakatlık da görüntüye yansıdı. İki oyuncu arasında yerde. Serpil oyunda yine 2 dakika cezası devam ediyor. Mauna Çebah'ın Neslihan kanatta Majda Mehmedoviç. Majda Mehmedoviç aşırtarak golü buldu. Farkı tekrar bir indirdi. Yine eksik savunma Kastamonu Belediye'de. Yeliz Özel bıraktı. Sibel Kıcıroğlu tekrar Yeliz'e döndü. Ece atış. Top ağlara gidiyor. Bir de 2 dakika cezası çıkıyor. 2 dakika cezası Majda Mehmedoviç'e. 77 numaralı Majda Mehmedoviç 2 dakika cezası aldı ve fark 2'ye çıktığı gibi bir kez daha eksik kalacak Kastamonu ekibi. Çok az bir süre kaldı bu arada. Az önce ceza alan Mauna Çebah'ın o cezasının dolmasına. Serpil, Neslihan, Alver. Yine kalesi boş Kastamonu ekibinin. 5-1 savunma devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye'de fark 2. Neslihan. Yine Neslihan yüklendi ve yerde kaldı. Bir faul düdüğü daha. Serpil. Betül pasif uyarısı var. Ve hücum faul kararı. Kaleyi devraldı Yaren. Yeliz ilerledi. Sibel bıraktı. İlayda atışı topağlarda. İlayda Baktır bu maçtaki ilk sayısını kaydetti. İlayda farkı 3'e çıkardı. İzmir Büyükşehir Belediye durumu 29-26 yaptı. Kalan son 11 dakika 30 saniye. ...41. dakikada 25-23 öne geçmişti Kastamonu ekibi. O dakikadan itibaren yaklaşık 7,5 dakika geçti ve sadece bir gol kaydetti. Kalesinde de 6 gol gördü. Mola sonrası çok ilginç şeyler oldu aslında Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda. Mola sonrası 5-1 savunmaya dönmüştü İzmir ekibi ve bunun semeresini de gördü. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Kalan son 11 dakika maç için Serpil bıraktı. Neslihan pasif yarısı var. Kübra atış topu ağlardı. Kübra Sarıkaya. Bu maçtaki ilk sayısını kaydediyor Kübra. Bir pas arası Majda Mehmedoviç'ten. Majda Mehmedoviç. Majda Mehmedoviç atışı topu ağlara gitti. Pas arası yaptığı gibi karşı kaleye yöneldi Majda Mehmedoviç. Farkı bire indirdi. Yeliz Özel hemen cevap verdi. Az önce bir faul beklemişti Majda Mehmedoviç'in müdahalesi öncesi. Durum şimdi 30-28 oldu. Fark tekrar 2 sayı. Son 10 dakikalık bölüme giriyoruz artık. Yavaş yavaş. Maçın son bölümü. Mauna Çebah. Betül yüksek bir top. Çok çok yüksek bir top. Neslihan için imkansız bir top. Top kaybı. Sibel merkezde. Ece bloğa takıldı. Yaren'le kaldı top. Hücum Kastamonu ekibinin. Ceren atış topağlarda. Ceren Akgün Göktepe toplamda 5. golü. 6. golü düzeltiyorum. Bu golle fark yeniden 1'e indi. Sibel
Kanatta İlayda. Tekrar Yeliz. Sibel Kıcıroğlu ile paslaştı. Kanada bir top denemesi. Kübra araya girdi. Pas arası. Yeniden bir beraberlik şansı yakalıyor. Ev sahibi ekip. Samara. Samara da Silva golü atıyor. Samara da Silva'nın dördüncü golü yeniden maça denge getirdi. 30-30'luk beraberlik var. Yeliz Özel. Hadi savunma, hadi. Ecem. Yeliz. Sibel'in atışında Yaren gol izni vermedi. Yeniden öne geçme şansı yakalıyor Yaren'in bu performansıyla. Ev sahibi ekip 15. kurtarışı. Yaren'in. Samara yine aynı noktada bir şut denedi. Karar 7 metre ve 2 dakika cezası. Yeliz Özel 2 dakika cezası alıyor. İzliyoruz. Bu da Yaren'in kurtarışı. İzmir Büyükşehir Belediye eksik kalacak bu 7 metre atışı sonrası. Maun Acebah çizginin gerisinde. Maun Acebah'ın golü. Öne geçiyor Kastamonu Belediye yeniden. Son 7 dakika 40 saniye. Başa baş mücadele devam ediyor. Üstünlük sürekli el değiştirdi. Bu geçtiğimiz 12 dakikalık bölümde. Şimdi Kastamonu Belediye tekrar önde ve İzmir Büyükşehir Belediye kaleyi boşalttı. 2 dakika cezası dolayısıyla. Sibel. Burcu. Atış direğe takılıyor. Oyun duruyor bu arada. 2 dakika cezası. Kastamonu Belediye şimdi eksik kalacak. Samara da Silva 2 dakika cezası aldı anladığım kadarıyla. Hayır. Burcu'ya bir müdahale Neslihan'dan anladığım kadarıyla. Neslihan'ın teması karar 2 dakika cezası. Evet şimdi net bir şekilde gördük. Neslihan 2 dakika cezası alıyor. 19 numaralı. Kastamonu Belediye hayır. Onu da şimdi sahada görebildik. Biz Ankara'dan yardımcı olmaya çalışıyoruz sizlere ama 2 dakika cezasını kimin aldığını göremedik Kastamonu ekibinde. Farkı 2'ye çıkardı bu arada Kastamonu ekibi. 32-30 oldu skor. Mauna Çeba'nın pası, Samara'nın golü. Durum 32-30 ve Kastamonu ekibi üstünlüğü var. Nurceren Akgün Göktepe şimdi kenardaki isim. Net bir şekilde gördük. Nurceren 2 dakika cezası dolayısıyla kenarda. Burcu. Her iki ekip de eksik bu arada. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Kaleyi boşaltmış görünüyor İzmir ekibi de. Ece kanada indi ama Yasemin'in ayağına değdi. Hücum el değiştirdi. İki sayılık avantajı devam ediyor Kastamonu ekibinin. 50. dakikada 30-28'lik üstünlüğü vardı hatta daha da üst seviyede bir fark için İzmir Büyükşehir Belediye hücum kazanmıştı. Geçen bu 4 dakikada Kastamonu Belediye 2 farklı üstünlüğe ulaştığı gibi şimdi 3. farkı arıyor. Pasif uyarısı geldi bu arada. Ceren'den pas Kübra. Kübra'nın golü durum 33-30 oldu. Fark 3'e çıktı. Senaryo o kadar farklılaştı ki kalan bu son 6 dakika öncesi. Az önce ifade ettiğimiz gibi 4 dakika önce 3 sayılık avantaj arıyordu İzmir ekibi. Şimdi 3 sayı geriye düştü. Yaren'in uzun topu Kübra. Kübra Sarıkaya'nın golü. Durum 34-30 oldu. Fark 4'e çıktı. Eksik kalan Kastamonu Belediye bu dakikalarda gol yemedi. Fark iyiden iyi açıldı. Yaren'den güzel pas. Kübra iyi bir koşu yaptı ve golü attı. Kübra Sarıkaya'nın bu maçtaki 3. golü. Yasemin. Yeliz.
Deniz Özel faul var. Kastamonu Belediye eksik kaldı bu arada. Az önceki pozisyondan 2 dakika cezası çıktı. Ve sonrasında gelişen hücumda hücum faul yaptı Ece Sözmen. Hücum el değiştirdi. Kastamonu Belediye yine eksik yüklenecek. 2 dakika cezası dolayısıyla pivotsuz hücum yapıyor ev sahibi ekip. Kübra'dan çok güzel bir çevirme ama direğe takılıyor. Kalan son 4 dakika. İlayda pas arası geldi Neslihan'dan. Neslihan orada pas arası yaparken alan içindeydi anladığım kadarıyla. Bu da Kübra'nın direğe takıldığı o çevirme. 5 kişilik savunma Kastamonu ekibinde. Sibel Kıcıroğlu karar 7 metre. Bir iki dakika cezası daha. Samara da Silva. 2 dakika cezası alıyor. Ev sahibi ekipte. Yine Yeliz çizginin gerisinde. Atış Yaren'de kaldı. Yaren Merfe Göker 16. kurtarışı bir 7 metre atışında geldi. Fark 4'te kaldı. Kalan son 3,5 dakika. Eksik oynuyor Kastamonu Belediye. 2 kişi eksik ama top çeviriyor ev sahibi ekip. Bu arada bir hücum faul. Hayır, alan ihlali. 6 metre yayında bir müdahale. Hücum el değiştirdi. O arada Yediz Özel golü buldu ve farkı 3'e indirdi. Kalan son 2 dakika 50 saniye. Yediz Özel'in sayısı 9 gol attı şu ana kadar Yediz. Durum 34-31. Neslihan, Mayda Mehmedoviç, Nurceren'in cezası son buldu. Kübra'nın atışı Rombescu'da kaldı. Kalan son 2 dakikalık bölüm. Fark 3. Mola geliyor. İzmir Büyükşehir Belediye molası. Bir 2 dakika cezası geldi. Çünkü fazladan oyuncu oynattığı için. Yani orada Anastasya Savaş'ın bir çizgi ihlali olduğu, oyuncu değiştirme alanına önce girdiği için Anastasya Savaş 2 dakika cezası alıyor. İzmir Büyükşehir Belediye'de eksik kalıyor. Bu mola öncesinde, yani mola talebi öncesinde maçın gözlemcisi Recep Türen'in de orada yardımıyla bu fazladan oyuncu oynattığı için İzmir ekibi eksik kaldı. Anastasya Savaş kenarda. 5 kişilik savunma var. Kastamonu Belediye önünde yine eksik kaldı. Kastamonu Belediye de eksik oynuyor ama süresi çok azaldı Samara da Silva'nın. Bunu da söyleyelim. Mauna Çeba kendi ilerledi aşırttı ama direğe geçemiyor. Kalan son 2 dakikalık bölüme giriliyor. 3 sayılık avantajı var ev sahibi ekibin. İzmir Büyükşehir Belediye hücumu. Burcu yüklendi. 7 metre kararı geldi. Altı metre yayında bir müdahale. Bu da Mauna Çebah'ın aşırtması. Direğe geçemediği an. Bu
Burcu çizginin gerisinde. Fark 3 sayı. Atış topu ağlara gidiyor. Farkı 2 indiriyor Burcu Dindar. Durum 34-32 oldu. Bu golle. Naan Acaba. Son 1,5 dakika. Samara da Silva golü attı. Fark tekrar 3'e çıkardı. Kastamonu Belediye son anlara 3 sayılık avantajla giriyor. Galibiyete çok yaklaşıyor ev sahibi ekip. Eksik hücum. Yine kaleyi boşaltıyor İzmir ekibi. Burcu. Sibel Kıcıroğlu. İlayda geriye koşu yaptı. Yasemin atışı ve topu ağlara gitti. Yasemin Özgür'ün 5. golü. Kaleyi devraldı Rombescu. Artık saniyeler var. Fark 2 indi. Kastamonu ekibi galibiyete çok yakın. Maan Acaba. Kanada bir pas. Kübra atışı topu ağlarda. Kübra Sarıkaya. 4. sayısı. Fark yeniden 3'e çıktı. Kalan son 30 saniye. Burcu. Geriz. İlayda çok zor pozisyonda. Açıyı tam bulamadı ama şutu dışarı gitti. Artık saniyeler var. Galibiyete çok yakın Kastamonu Belediye. Başa baş bir mücadele ortaya koydu İzmir ekibi. Bu arada bir tahta denemesi olmadı. Rombescu'nun kurtarışı ve son siren sesi duyuldu. Kazanan Kastamonu Belediye oluyor. 36-33'lük skorla. Çok başa baş bir mücadele ortaya koydu aslında her iki ekip. Galibiyet için İzmir ekibi de, hatta süre bazında baktığımızda daha çok uzun bir süre üstün götürdü diyebiliriz bu 60 dakikalık mücadeleyi, ama kazanan Kastamonu ekibi oldu son bölümde. Taraflar birbirlerini tebrik ediyor, oyuncular ortaya koydukları mücadele için kutluyorlar birbirlerini. Ve Kastamonu Belediye toplamda 26. puanını hanesine yazdırıyor. 12. galibiyet ve 26 puan. Geçen bu 14 maçta aldığı 26 puanla zirvedeki yerini de korumuş oldu Kastamonu ekibi. Ve skoru tekrar paylaşalım. Kastamonu Belediye 36, İzmir Büyükşehir Belediye 33. Kazanan Kastamonu ekibi liderliği korudu ve hanesine 2 puan yazdırdı. Yönetmenimiz Muratcan Baş buydu. Onun özelinde ben spikeriniz Ahmet Onur Kılıç, tüm ekip arkadaşlarımız adına güzel bir pazartesi akşamı temenni ediyoruz. Handbolla dolu günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı sundu.